2025 yılında 17. kez misafirlerini ağırlayacak Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2025'in tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Hisar O'nun ilk uzun menzilli atış testi başarıyla yapıldı. Hürjet 100. test uçuşunu başarıyla tamamladı. İşbir Elektrik 47. kuruluş yıl dönümünü kutladı. TSK'ya modernize M60T tankının teslimatları yapıldı. Saha İstanbul tarafından bu yılın Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek Savunma Sanayi Fuarı Saha Expo için basın toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Kara Kuvvetleri personelinin birinci, Özel Kuvvetler personelinin ikinci olduğu açıklandı. Aselsan ve Anadolu Tersanesi arasında yeni tip süratli çıkarma gemileri ihtiyacı için savaş sistemleri satışına ilişkin sözleşme imzalandı. Turkish Time Arge 250 araştırmasında TUSAŞ 1, Aselsan 2, Roketsan 4, Havelsan 6, TEİ 7. sırada yer aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programı kredi talebi çağrısı yayımladı. Türk savunma sanayi yetkilileri Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Roketsan tarafından geliştirilen kara atmaca, atışlı testinde hedefini isabetle vurarak en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu yaptı. DevTR Teknoloji yerli imkanlarla geliştirdiği gece görüş eğitim sistemi simülatörü Nightwing ile gece uçuşlarının daha güvenli hale geldiğini açıkladı.